Çeyrek yüzyıl boyunca Joseph Stalin dünyanın gördüğü en büyük ve en güçlü ülkelerden birinin diktatörü oldu. Bu da onu öncelikli bir hedef haline getiriyordu. Kendisini ve sosyalist bir ütopya hayalini korumak için başkent Moskova'nın altına geniş bir kale inşa etti. Şehri sellerden kurtaran ama düşmanları için gizli bir labirent yaratan ıslak bir yeraltı dünyasından... Mahkumlar kaçarken kaçakçılar mallarını gizlemek için kullanıyor. Zindan ve işkence odaları olarak da kullanıldılar. Oldukça müstahkem bir yeraltı sığınağına, özgür dünyanın kaderinin belirlendiği yere... Burası Küba'ya füze krizini sonlandırma telgrafının çekildiği yer. Aşağıya inmemiz gerekiyor. Ve dünyanın en yoğun metro sisteminin gölgelerine gizlenmiş... Sovyet seçkinlerinin kullandığı çok gizli tünellere, yeraltı şehirleri. Stalin'in gizli barınağında zamanın katmanlarını soyarak geçmişe dönüyoruz. Yeraltı şehirleri. Benden Wildman, Moskova'dayım. Avrupa'daki en büyük şehir ve dünyanın en büyük ulusunun güç merkezi. 700 yıldan uzun süredir Rusya, tarihteki en güçlü, en zeki ve en acımasız liderlerden bazıları tarafından yönetildi. Ama hiçbiri Joseph Stalin'den daha büyük bir iz ya da daha derin bir yara bırakmadı. Sovyetler Birliği'ne 30 yıldan uzun süre hükmetti. Savaşın kırıp geçirdiği bir milleti endüstriyel ve askeri bir dev haline getirdi. Ama başarısının bedeli gerçekten korkunçtu. Kendi yurttaşlarının milyonlarcasının ölümünden sorumluydu. Ve koca bir milleti ürkütücü bir demir perdenin arkasına hapsetti. Bunu Rusya'yı sıkı kontrol edilen bir polis devletine dönüştürerek yaptı. Başkentini ise gerçek bir hapishaneye çevirdi. Yerin hem üstünde hem altında. Moskova Nehri boyunca uzanan Moskova, Rusya Federasyonu'nun başkenti. 10 milyonun üzerinde nüfusa sahip. Ama 1721'den 1917'ye neredeyse 2 asır boyunca Moskova büyük bir köy gibiydi. Devasa Rus İmparatorluğu'nun küçük bir parçasıydı. Bütün bunlar 1917'de Çar II. Nikolas kanlı bir sosyalist devrimle tahtından indirildiğinde değişti. Rus İmparatorluğu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği haline geldi. Ve 1918'de başkentini St. Petersburg'dan Moskova'ya taşıdı. Burası yeni bir ulusun modern bir sosyalist ütopya kuracağı boş bir sayfaydı. 1922'de Joseph Stalin, Sovyetler Birliği'nin güçlü ve acımasız diktatörü olarak ortaya çıktı. 1930'larda Komünist Parti'yi tüm muhaliflerinden arındırmaya başladı. Onun ya da hükümetinin aleyhinde konuşan herkes hapsedildi, idam edildi ya da ortadan kayboldu. Şehri düşmanlarından korumak için yer altında devasa bir inşaat seferberliği başlattı. Eski Moskova'nın Taganka bölgesinde zekice gizlenmiş bir sığınak var. Amerika ve Sovyetler Birliği'nin nükleer felaketin kıyısından döndüğü Soğuk Savaş'ın en karanlık günlerinin bir kalıntısı. Kremlin Sarayı'ndan yaklaşık 15 dakika uzakta tipik bir Moskova mahallesindeyim. Güzel eski kiliseler var. Eski evler, bir apartman, insanların yaşadığı bir yer işte. Burası gönderildiğim yer. Çok gizli bir yer. Normal bir mahallede, normal bir bina. Ama sanırım istenen de buydu. Soğuk Savaş'ın kızıştığı dönemde bu binanın yanından geçip aslında çok gizli bir askeri sığınağın girişi olduğunu hiç fark etmeyebilirdiniz. Moskova'da yaşayan bir Amerikalı olan Terence Fabian'la buluştum. Hayatını Rusya ve Sovyet tarihini araştırarak geçirmiş. Beni bu apartmanın girişine götürdü. Bina aşağıdaki devasa yapıyı gizlemek için zekice kurgulanmış bir hile. Burası Sovyetlerin baş düşmanları olan Amerika aleyhindeki gizli stratejilerini kurguladığı yer. Önden buyur. Evet, aşağı inebiliriz. Asansörle ineceğiz. Aha. Asansör 60 metre kadar aşağı iniyor. 60 metre aşağı mı ineceğiz? Evet, bu 20 katlı bir binanın yüksekliği kadar. Bu apartmanın yaklaşık 60 metre aşağısında çok gizli bir askeri barınağın inşaatı Stalin'in emirleriyle 1952'de başladı. Bir mi? Bir. Evet. Bu
Ah işte geldik. Vay canına, şuna bir bak. Çok sağlam görünüyor. Hı hı. Buraya her gün kaç kişi geliyor? Pekala. Sığınakta görevli olan 1000 ila 1500 arasında kişi vardı. Ve burada 24 saatlik 3 vardiya halinde çalışıyorlardı. Evet. Yani herhangi bir saatte sığınakta görev başında olan 300 ila 500 kişi oluyordu. Anlıyorum. 33 yıl boyunca bu yeraltı sığınağı bir Sovyet askeri iletişim merkezi olarak hizmet verdi. O zamanlar burası basitçe GO-42 olarak tanınıyordu. Yukarıdaki sıradan bir apartmanın gizlediği GO-42 yerin 60 metre altında bulunuyor ve bir tüneller ağıyla birbirine bağlanan 4 büyük bloktan oluşuyor. Tüm teknik destek sistemleri 3. blokta yer alıyordu. Jeneratörler, havalandırma sistemleri ve malzemeler. 4. blok bir kantin, koğuş ve revirden oluşuyordu. 1. ve 2. bloklarsa operasyonun kalbiydi. İletişim ofisleri ve araçları burada bulunuyordu. Bana buranın isminden söz eder misin? GO-42. Bunun anlamı nedir? Evet, 42 numara. Pekala. Bunun anlamı da hükümet kurulumu. Tamam. Bu da iyi bir tanımlama. Çünkü size hiçbir şey söylenmeden gerçekleştirilen bir kurulumu ifade ediyor. Evet. GO-42'nin öncelikli işlevi olan iletişimi korumak için sıkı bir güvenlik şarttı. Kriz zamanında bu küresel süper gücün liderleri bu odalarda dünyayı değiştiren kararlar verecekti. Burada kısa dalga radyo setleri, zamanlamalı şifreleme ve şifre çözme cihazları, telefon santralleri var. Soğuk Savaş'ın sonlarına doğru GO-42 ve içindeki araç gereç öylece terk edildi. Ama neredeyse 50 yıl önce Küba füze krizi sırasında burası komuta merkeziydi. 1962'de Sovyet Başbakanı Nikita Kruşçev, Birleşik Devletler'le Küba üzerine giderek şiddetlenen bir anlaşmazlığa girmişti. Herkes 3. Dünya Savaşı'na hazırlanırken, Stalin'in sığınağı sonunda nihai amacına hizmet etmiş gibi görünüyor. Ta ki Kruşçev, gezegenin kaderini değiştiren bir emir gönderene kadar. 1962 yılı Ekim ayında, Küba füze krizi sırasında mesajın gönderildiği sığınak burasıydı. Gerçekten. Sovyet güçlerini Küba'dan çıkarmak için saldırıyı durdurun, Birleşik Devletler'le savaşa girmeyeceğiz derdi. Nükleer bir felakete en çok o zaman yaklaşmıştık değil mi? Bundan eminim. Evet, silahın horozu kaldırılmış ve parmaklar tetikte gibiydi. Doğru. Ve parmakları tetikte olan kişiler o sırada buradaydı. Kesinlikle. Yani bunu unutuyoruz. 60 metre aşağıdayız. İnsanlar yürüyor, işlerinden evlerine gidiyor. Buradaysa çok gizli bir askeri karargah var. Burası füze krizini durduran telgrafın Küba'ya gönderilmiş olduğu yer. Hatta belki bu cihazlarla gönderildi. Cihazların ve sığınağın %100 güvenliğini sağlamak için Stalin, GO-42'nin günlük işleyişini kontrol etmek üzere gizli bir organizasyonu görevlendirdi. Temel olarak bu KGB'nin öncü gruplarından biri olan MGB'nin sorumluluğundaydı. Yukarıdaki girişte bulunan muhafızlar onlardı. Güvenlik bunun gibi kontrol noktalarında başlıyordu. Ama GO-42'nin tasarımının tüm unsurları onun gizliliğini koruma esasına göre oluşturulmuştu. Vay canına, bu çelik kaplanmış bir tünel. Bunlar aslında metal bir alaşımdan yapılmış plakalar. Hı-hı. Çok fazla kurşunu içeriyorlar. Bunların koridordaki duvarlara uygulanmasının sebebi ise buradaki tüm iletişim cihazlarının elektromanyetik radyasyonlarını emmesidir. Evet. Bu da sığınağın yukarıdan saptanmasını zorlaştırıyordu. Etrafımdan duyduğum bu sesler ne? Metronun sesi. Yani metro treninin sesi. Yani metro ile aynı seviyede. Evet. Aslında metronun inşasını sığınağın inşası için bir kamuflaj olarak kullandılar. Tamam. Şuna bakın, burası kaçış tüneli olan koridorun sonu. Üzerimizdeki mahallenin 60 metre aşağısındayız. Peki neredeyiz? Metroyla bağlantılıyız. İşte, dinleyin, hemen yanımızda. Duydunuz mu? Bu bir tren. Bu metro. Moskova metrosu. Bu kapının hemen dışında. Bu çok heyecan verici. Dünyanın en yoğun metro sistemi Moskova'nın yer altında koşturup dururken GO-42'yi inşa edenler oldukça hassas olan sığınaklarını metro tünellerine yakın inşa etmek zorundaydı. Ama Stalin'in GO-42 için nihai planı çok gizli bir iletişim merkezinden daha fazlasıydı.
1945 yılından nükleer silahların geliştirilmesinden sonra yüzeye yakın olan diğer sığınakların birçoğunun nükleer bir patlamaya dayanamayacağı açığa çıktığında her şeyi yerin çok derinine indirmeye karar verdiler. Evet. Stalin bu sığınağın en yüksek kademe memurlarının nükleer bir kıyameti geçirecekleri yer olmasını istiyordu. Sığınağın toplam kapasitesi 3000 kişiydi. 3000 kişi. 3000 kişi. Burada 3000 kişiyi 90 gün boyunca hayatta tutabilirlerdi. Vay canına. Evet. GO-42 1956'da tamamlandı. Ancak 3. bloğun hemen yanında tünelin tamamlanmamış bir bölümü var. Burada sığınağın iskeletini görebiliyorsunuz. Pekala. Aşağı inelim. Tünelin içine. Joseph Stalin'in şaheserine. Burası yapıyı mükemmel bir şekilde görmemize imkan tanıyor. Bunların her biri birer bölme. 2-2,5 metrelik uzun dökme demir parçaları bir modelde olduğu gibi yerleştirilmiş. Bunları yerleştirmişler, işçiler onları çılgınlar gibi vidalamış. Sonra da bu gördüğünüz açıklıktan arkasına beton enjekte edilmiş. Arkasında 1,5 metre genişliğinde beton var. İleri doğru giderek bu tüneli inşa etmeye devam etmişler. Parça parça. Ta ki nükleer bir saldırıdan korunmaya yönelik bu kocaman alanı oluşturana kadar. Nükleer çağın paranoyası içinde insanlar yerin 60 metre altında bunun gibi tüneller kazmak zorunda kaldı. Aynı şey Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaşanıyordu. İnsanlar arka bahçelerine bomba sığınakları inşa ediyordu. Orada bu herkesin kendi başına yaptığı bir şeydi. Buradaysa bu bir kişinin operasyonuydu. Joseph Stalin'in. Stalin 30'lu yıllarda gücünü sağlamlaştırdıktan sonra idealist sosyalist devlet için planlarını gerçekleştirmeye koyuldu. Büyük temizlik devleti düşmanlarından arındırmış ve Stalin'e Moskova'nın altyapısını elden geçirecek milyonlarca köle işçi kazandırmıştı. En büyük projelerden biri Moskova nehrini Volga nehrine bağlayan 120 kilometrelik bir kanaldı. 25 bine yakın insan kanalın yapımı sırasında öldü. Birçoğu burada öldükleri yere gömüldü. Ama bu Stalin'in acımasız ve etkili Moskova'yı modernleştirme planının tamamının yanında devede kulak gibiydi. Ayrıca dünyanın en büyük metrolarından birini uçsuz bucaksız parklar, harika heykeller inşa etti ve şehrin altyapısını hemen hemen her yönden geliştirdi. Hem yerin üstünde hem de altında. Bu mahallenin her yerinden geçen bu dev tüpler aslında Sovyet döneminin merkezi ısıtması. Moskova'daki evlerin çoğu hala Joseph Stalin yönetiminde geliştirilen merkezi bir kaynaktan ısınmalarını ve sıcak sularını karşılıyor. Ve bu şehir için bir ısıtma sistemi geliştirdiği gibi su yollarını da yeniden düzenledi. Bunu nasıl yaptığını göstermek için beni sokakların altına götürecek biriyle buluşacağım. Yeniden Terence Fabian'la buluştum. Yeraltı kanalları halkın girişine tam anlamıyla kapalı olduğu için Moskova'nın ıslak yeraltı dünyasına girmek üzere belediyeden özel izin aldık. Kaymamak için çizme giymelisiniz. Çizme giymelisin, evet. Moskova şehrinin 6 metre altından geçen 6000 kilometreden daha uzun borular var. Bu Stalin'in şehri modernleştirme planının önemli bir parçası. Aynı zamanda cesurca kaçışların, hapishanelerin ve işkence odalarının da mekanı. Aşağıda çok fazla su var. Özel güvenlik takımları giymemiz gerektiğini söylüyor. Tabii, elbette. Tamam. Tamam. Tamamdır. Mükemmel. Oldukça basit değil mi? Evet. Pekala. İşte Stalin'in tünellerine iniyoruz. Aşağıya doğru. Vay canına. Of, şuna bakın. Bu harika. İşte oldu. Teşekkür ederim.
Hazır mısın? Gidelim. İçinde olduğumuz bu su nedir? Nereye gidiyor? Bu su şu anda sokaktan gelen su. Erimiş kar. Peki nereye akıyor? Aşağıdaki diğer toplama borularına, toplayıcılara gidiyor. Su buradan şehrin merkezine akacak ve ardından Moskova nehrine boşalacak. Günümüzde Moskova 190 nehirden oluşan bir su ağının üzerinde duruyor. Ama Stalin Moskova'yı büyük bir metropolise dönüştürmeden önce bu su yolları yerin üstünden akıyordu. Bu da her şiddetli yağmurda büyük taşkınlara yol açıyordu. 1700'lerin sonlarında Büyük Katerina, Neglinaya nehrinin bir kolunu şehrin altından geçecek şekilde yönlendirtti. Burada nehir bir zamanlar Kremlin'i çevreleyen bir hendeğin içine akıyordu. 1812 yılında Napolyon Moskova'yı kuşattıktan sonra nehirler savaştan kalan molozlarla o kadar tıkandı ki birkaç nehrin üstü daha asfaltla kapatıldı. Sonra da bir dizi yeraltı boşaltım tüneli inşa edildi. Şehir büyüdükçe Stalin boşaltım tünellerini daha da öteye uzatarak bugünkü halini alan devasa sisteme dönüştürdü. Şehri korumak için inşa edilen yeraltı dünyası yıllar boyu Moskova'nın görece karanlık vatandaşlarına mükemmel bir örtü oldu. Moskovalılar bunları barınak olarak kullandı. Bazı evsizler burada yaşıyordu. Kaçak mahkumlar burada yaşadı. Kaçakçılar mallarını saklamak için kullandı. Ve Kremlin yakınındakiler birçok kez zindan ve işkence odaları olarak kullanıldı. Evet. Ama şiddetli yağışlarda bu tünellerden hızla akan su, yoluna çıkan her şeyi ve herkesi önüne katıp götürüyordu. Moskova basitçe fazla nüfuslu bir liman kentiyken sürekli yaşanan seller idare edilebiliyordu. Ama devasa bir imparatorluğun başkenti haline geldiğinde işler çabucak değişmek zorundaydı. Sankt Petersburg'un Rusya'nın başkenti olduğu 200 yıl boyunca Moskova çok ihmal edilen bir yerdi. 20. yüzyılın başlarına kadar büyük bir köyden ibaretti. Evet. 1930 yılında ise burayı modern bir başkenti haline getirmeyi hedeflediler. Stalin Moskova'yı mümkün olduğunca çabuk ideal sosyalist şehir haline getirmeyi takıntı yapmıştı. Bunun yolu da su akışını kontrol etmekten geçiyordu. Mühendisleri işe bunun gibi var olan boşaltım tünellerini tamir etmekle başladı. Sonra selleri tamamen ortadan kaldıracak yeni bir tüneller sistemi tasarladılar. Ama onları Stalin'in verdiği sürede inşa etmek için bol miktarda ucuz iş gücüne ihtiyaçları vardı. Bu tünelleri inşa etmek için kullandıkları iş gücü nereden geldi? 1930'larda mahkum iş gücünü kullanmaya başlamışlardı. Onları çalıştırmaya karar verdiler. Neden olmasındı? Başkenti modernleştirmek için tünelleri de modernize etmek istiyorlardı. Mahkumların sayısı Stalin'in Moskova vizyonunu gerçekleştirmekten çok uzaktı. Bu yüzden bir iş gücü kaynağını daha işin içine soktu. Devrimin düşmanlarını. Rejimine karşı çıkan ya da sadece yoluna çıkan herkes bir hapis kampı sisteminin ya da gulagın içine aktarıldı. Milyonlarca insan ölene kadar çalışmaya zorlandı. Diğerleri ise basitçe öldürüldü. Yazar Solzhenitsyn'in tahminlerine göre Stalin rejimi boyunca 60 milyon kişi öldü. Bu sayı 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin tam 3 katı. Bu 60 milyon kişi ülkeyi potansiyeline ulaştırmak için mi öldü yani? Evet. Mümkün olabilecek en kısa zamanda. Kesinlikle. Burada kaç yıldan söz ediyoruz? 10 ila 20 yıl. Demek ki bu bir 3. Dünya ülkesinden bir numaralı askeri güç olmaya giden süre. Evet. Bugün bu kanalizasyonlar sessizce yukarıdaki sokakları ve mahalleleri hastalıklardan koruyor. Ama Stalin'in yeni yeraltı su sistemi aslında onun aleyhine işlemişti. Komünist rejime karşı geldiği için Stalin'in gizli servisi tarafından aranan herkes artık bir kaçış yolları ağına sahipti. KGB, gizli polis, insanların peşine düştüğünde onlar bu tünelleri saklanma yeri ve kaçış yolu olarak kullanıyordu, değil mi? Çoğu zaman kaçış tünelleri olarak kullanılıyorlardı. Ve sadece Stalin'in zamanında değil, çok kısa süre önce 90'ların başlarında Ekim devrimi girişimi sırasında Beyaz Saray'dan kaçan insanlar oldu. Moskova'daki hükümet binası olan, evet, Beyaz Saray mı? Doğru. Pekala. Onlar tünellerin içinden kaçmıştı. Isıtma kanallarının, havalandırma kanallarının, evet, su yollarının içinden. Stalin'in Moskova'yı modernleştirmeye ve sellerden korumaya yönelik ana planları bu devasa yeraltı dünyasının oluşmasına sebep oldu. Ama sonunda burası düşmanlarının kendi demir perçesinden kaçabildiği bir yer oldu. Спасибо.
Moskova'daki diğer her şeyde olduğu gibi neler olduğunu görmek için yüzeyin altına bakmalısınız. Moskova metrosu dünyanın en güzel metro istasyonu olabilir. Avizeleriyle, mermer fayansları ve mozaikleriyle. Ama gerçek amacı bir kriz zamanında hükümet yetkililerini ve vatandaşları korumak. Bu kriz günümüzün şartlarında kapsamlı bir nükleer savaş olsa bile. Askeri uzman Terence Fabian, Stalin'in yeraltı şaheserinin arkasındaki gizli amacın kanıtlarını göstermek için bana Chisti Prodi istasyonunu gezdirecek. Burası çok güzel. Площадь де Революции. Devrim meydanı. Bu istasyonda Bolşevik devriminin kahramanları var. Askerler, denizciler, havacılar, köylüler. Ama tasarımına geniş açıdan bakarsan mimarın gizli bir mesaj aktarmaya çalıştığını görebilirsin. Kemerlerin altındaki bu heykellerin tümü bu şekilde eğik duruyor. Mimar, insanların Stalin'den gördüğü baskıyı resmetmek istemiş. Bu da yanına kalmış çünkü Sovyet döneminde böyle bir şeyi ince bir şekilde ifade ettiğinizde insanlar satır aralarını okuyabiliyordu. Bu aynı zamanda büyük Sovyet halkının anıtıydı. Bu gizli mesaj, Stalin'in gizli polisinin gözünden kaçmış olabilir. Ama modern bir metro istasyonu kurmak, Stalin'in modern bir Moskova vizyonunun özünü oluşturuyordu. Kırmızı Hat olarak bilinen ilk hattın inşasına 1932'de başlandı ve sadece 3 yıl sonra hizmete açıldı. Hatta yaklaşık 7 kilometreyi bulan mesafede 10 istasyon vardı. 1938'de şehrin 30 metre altından ilerleyen 2 metro hattı daha vardı. Bugün burası dünyanın en yoğun metro sistemi. Ama her gün milyonlarca şehir sakininin geçtiği tüneller sadece Stalin'in görünmeyen yeraltı dünyasını gizliyordu. Buna her gün kaç kişi biniyor? Hafta içi ortalama olarak bir günde 8 ila 9 milyon kişi. Bir günde 8-9 milyon kişi. Doğru. Ve bir yıllık bir sürede yaklaşık 3 milyar insan. 3 milyar. Evet. Bu gezegenin nüfusunun yarısı. Dünyanın en derin metro sistemlerinden birinin inşası için 75 bin işçi 5 yıldan uzun süre çalıştı. Bunların çoğu profesyonel madenciler ve çelik ustalarıydı. Geri kalanlarsa Stalin'in modern bir sosyalist devlet vizyonunu gerçekleştirmeye hevesli öğrencilerdi. Ama Moskova metrosunun asıl amacı halkını Hitler'in bombalarından korumaktı. Şehrin tam ortasında bu kadar derin istasyonlar inşa etmelerinin sebeplerinden biri bomba sığınağı vazifesi de görmelerini istemeleriydi. Çünkü Stalin Hitler'le bir noktada savaşa girileceğinin kaçınılmaz olduğunu biliyordu. İnsanlar buraya gelirdi. Burası gün batımından gün doğumuna kadar açıktı. Burada öyle mi? Muhkemleştirilmiş bir yer altına umutsuzca ihtiyaç vardı. 2 Ekim 1941'de Naziler Moskova'ya yönelik saldırılarına başladı. Sadece Nazilerin ilk hava saldırısında Moskova'nın üzerinde 100 tonun üzerinde tahrip gücü yüksek bomba ve 46 bin yangın tankı vardı. Şehrin yüzeyi yerle bir olmuştu. Ama dahiyane mühendislik sayesinde metro ve şehir halkı kurtuldu. Ve Moskova Nazi soykırımında ayakta kalmayı başardığı için bu tüneller dünyanın Hitler'den kurtulmasına yardımcı olmuş oldu. Yani burası sadece sivil ulaştırma değil, aynı zamanda sivil savunma. Evet, kesinlikle. Bugün bile böyle. Bu patlama kapısı şeklinde bir yapı. Hı-hı. Oldukça askeri görünümlü. Ve buradan buraya uzanan şeyin tamamı da bir bombalama esnasında bu alandaki insanları koruyan yapının bir parçası. Yıllar boyunca Moskova halkı metro istasyonlarının bomba sığınakları olarak da kullanılabileceğini biliyordu. Bilmedikleri ise metro sisteminin altında yatanın ne olduğuydu. Terence beni Moskova'nın yer altının da altındaki çok gizli yeraltı dünyasına bir göz atmak için başka bir istasyona götürüyor. Chisti Prudi istasyonu Moskova'nın merkezinin hemen altında yer alıyor. Çok merkezi bir yerde yapıldığı ve şehrin 40 metre altında yer aldığı için askeri bir karargaha mükemmel bir noktaydı. İkinci Dünya Savaşı boyunca bu istasyonda metro halkın kullanımına kapalıydı. Hava savunma kadrosu orada buluşuyordu. Stalin'in buraya geldiği neredeyse kesin. Pekala. Yani tüm savaş boyunca, İkinci Dünya Savaşı boyunca şu anda metro olan bu istasyon ordunun komuta merkezlerinden biriydi. Evet. Yani diyorsun ki tüm bu geçitler kontrplaklarla kaplıydı. Ve evet, kimsenin içeriği görmemesi için. Buradan trenler geçiyordu ama halk buraya giremiyordu. Evet. Çünkü burası askerlerin işlerini yaptığı yerdi. Yoğun saatlerdeki trafiğin ortasında Chisti Prudi metro istasyonunun ortasındaki bu girintiler askerler tarafından kullanılıyordu. Trenler buradan geçebiliyordu ama istasyonun yanından geçip gidiyorlardı. Ve yolcular kontrplak duvarlarının arkasında neler olduğunu göremiyordu.
bu gizli komuta merkezinin altındaysa, Stalin daha da gizli bir yeraltı sığınağı inşa ettirmişti. Bugün bile şehrin altında oldukça gizli bir tüneller sistemi varlığını sürdürüyor. Hiç kimsenin içeri girmesine izin verilmiyor. Yani burası, bunun altındaki bir sığınağın girişi... Evet, sığınak hala sağlam halde. Gerçekten mi? Evet. Ama oraya çok uzun yıllardır hiç kimse girmedi. Burada, bu istasyonun altında, metronun inşasından beri her zaman var olan bir sığınaktan söz ediyoruz. Metronun inşasından beri. Burası Joseph Stalin ve en yakın adamlarına ayrılmıştı. Doğru. Sığınak Moskova şehrinin tamamının altında uzanan askeri bir tesisin bir uzantısı. Ruslar buraya basitçe Metro 2 adını veriyor. Söylenenlere göre Metro 2 devasa bir yeraltı metro tünelleri ağı, askeri komuta merkezleri, şehrin her yanına uzanan sığınaklar ve şehrin sınırlarının ötesinde, kuzeydoğuda ve güneybatıdaki komuta noktalarından oluşuyor. Gizli bir yeraltı demiryolu mu? Evet, bazı yerlerde koca bir yeraltı şehri. Peki bunu nereden biliyoruz? Yani bunu nasıl... Aslında ilk olarak 1990'ların başlarında gazetelerde yayınlandığında su yüzüne çıktı. Bir komşum KGB için bir temizlikçi olarak çalışan bir kadını tanıyor. Ve onu gizli bir yeraltı tren yolundaki bu yerlerin hepsine götürmüşler. Sonra da yavaş yavaş daha fazla detay yüzeye çıkmaya başladı. Ve bu bilgi 1990'ların başlarında ilk açığa çıkana kadar herhalde Moskova'nın en iyi korunan sırrıydı. Ayrıca Birleşik Devletler Hükümeti'nin de Moskova'nın sırlarını bildiğine yönelik kanıtlar var. Terence kısa süre önce gizliliği kaldırılmış bir Savunma Bakanlığı belgesine ulaşmış. Belge Metro 2'nin genel konumunu gösteriyor. Bir haritam var. ABD Savunma Bakanlığı istihbaratına ait bir belge. Bu Metro 2 sisteminin kabaca hazırlanmış bir şeması. Yani bu resmi bir Amerikan belgesi. Evet. Anlıyorum. Peki bir olayda, yani mesela bir nükleer kıyamette, çok büyük bir felakette... ...bu sistem en önemli insanları korumak için vardı. Öyle değil mi? Doğru. Ve bildiğimiz kadarıyla bu sistem halen gelişiyor. Aynen genel metro sistemini geliştirdikleri gibi. Yer altında hala çok fazla sır var. Kesinlikle. Evet. Kremlin, Metro 2'nin varlığını halen inkar ediyor. Ama Moskovalıların çoğu, Stalin'in büyük planının, bu kalıntısının, bu duvarların hemen arkasında halen gizlice çalıştığına inanıyor. Aslında aşağı inmemeliyiz. Ama bunu görmek zorundayım. Evet, şuna bakın. Aşağıda bambaşka bir dünya olduğunu görebiliyorsunuz. Yani yukarıda Moskova'nın tamamı metro sistemini kullanıyor. Ayaklarının hemen altında ise askeri bir tesis, bir sığınak sistemi var. Ve kimse bunun farkında değil. Daha derine indiği bile öne sürülüyor. Burası 40 metre. 100 metre daha aşağıda kocaman ve gizemli bir gizli tren yolu sistemi var. Bunun var olduğu öne sürülüyor ve Amerikan belgelerinde bile var. Ama onu görmemize izin verilmiyor. Hiç kimseye verilmiyor. Moskova en aşağısına kadar sırlarla dolu. Stalin bir demir yumrukla hüküm sürdü ve başkentini korkuya ilham verecek şekilde inşa etmeyi planladı. Sovyetlerin sarayını da bu şekilde sipariş verdi. Dünyanın en uzun binası olacak şekilde tasarlanmıştı ve üzerinde 100 metre yüksekte duran bir Lenin heykeli yer alacaktı. Ama Stalin şaheserini inşa ettirmeden önce ona yer açtırmak zorundaydı. İlk adımı şehrin en kutsal anıtını yıkmak oldu. Dini etkin bir şekilde demir perdenin altına gömecekti. Stalin'in ütopik toplumunun karşısındaki en büyük tehditlerden biri dindi. Bu yüzden Rusya'nın en kutsal sembolünü devletin sembolü olan bir şeyle yıkmak istiyordu. Sovyetler Sarayı. Stalin devasa sarayına yer açmak için İsa Mesih Kilisesi'ni yıktı. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra kilise aynı noktada yeniden inşa edildi. Ama Stalin'in kendi büyük sarayına yönelik megalomanyakça planlarının kanıtları halen yer altında bulunabiliyor. Yerel bir rehber olan Darya Belyakova beni içeri götürecek. Darya. Merhaba Adan. Merhaba. Seni görmek güzel. Sevindim. Teşekkür ederim. Burası İsa Mesih Katedrali. İsa Mesih Katedrali. İsa Mesih Katedrali soğan kubbeleriyle Moskova ufkunun semalarında yükseliyor. Ama yerin üstünde gördükleriniz bu inanılmaz bir bina. Harikadır. Sadece büyük kısmı yer altında olan devasa bir kompleksin bir parçası.
Ana kurul odası bile yer seviyesinin 14 metre altına inşa edilmiş. Şu anda kilisenin kurul salonundayız. Kilise yaşamının büyük etkinlikleri burada. Rus Ortodoks Kilisesi'nin başı olan Piskopos'un rehberliğinde gerçekleşiyor. İlk İsa Mesih Katedrali 1812'de 1. Alexander tarafından Rusya'nın Napolyon'a karşı zafer kazanmasını kutlamak için kuruldu. 1883'te tamamlandığında Rus Ortodoks Kilisesi'nin en muhteşem sembolü olarak halk tarafından hemen sahiplenildi. Ama tamamlanmasından sadece 48 yıl sonra Stalin halkının ruhunu ve kalbini elinde tutan muazzam katedralin yerle bir edilmesini emretti. Ama katedralin 14 metre altında ilk kilisenin ve Stalin'in kendi büyük sarayının ana planlarının kanıtları bulunuyor. Darya Bey'in Rusya'nın en kutsal binasının ardındaki sırları bilen bir mühendislik uzmanı olan Oleg Bogdanov'la tanıştırdı. Yani katedral ilk inşa edildiğinde buradaydı. Ona ne oldu? 1931 yılında katedral yıkıldı. Stalin'in doğrudan emriyle havaya uçuruldu. Bunu neden yaptı? Komünistlerin görülmemiş bir hedefi vardı. Tarihin tüm akışı boyunca tanrısı olmayan bir ulus bir kez bile görülmemişti. Ve bu komünistlerin ulaşmak istedikleri bir noktaydı. Komünizmle Ortodoksluğun ortak bir noktada buluşmasının hiç imkanı yoktu. Birbirlerinin tam karşısında duruyorlardı. Sadece 6 gün içinde Stalin 3 devasa TNT patlamasıyla Ortodoks Kilisesi'nin en kutsal sembolünü yerle bir etti. Bu toptan yıkıma itiraz eden herkes sürgüne gönderildi ya da öldürüldü. Buna on binlerce rahip tedahildi. Kısa süre sonra yeni bir binanın inşaatına başlandı. Sovyetler Sarayı tüm ulusun kültürel merkezi olacaktı. Binanın planları 400 metreden daha uzun ve üzerinde 96 metrelik bir Lenin heykeli bulunan dairesel bir yapıyı ortaya koyuyor. Bu da onu Empire State binasından 15 metre daha uzun yapıyor. Sosyalizmin zaferinin sembolü. Yani Ortodoksluğu kökünden kazıdı. Onun yerine başka bir milli din koydu. En büyük azizliği ise Lenin'di. Evet, bu şekilde Rus halkının mantığını ve vicdanını değiştirecek, dini kökenlerimizi tamamen ortadan kaldırabilecekti. Anlıyorum. Bu kadar büyük bir binayı taşıyabilecek kadar güçlü bir temel inşa etmek için Stalin'in mühendisleri bir zamanlar katedralin üzerinde durduğu tepeyi ortadan kaldırdı. Sonra da 8 metre derinliğinde devasa bir temel kazdılar ve 30 metre genişliğinde betonla doldurdular. İlk 10 katın çelik iskeleti 1941'de tamamlanmıştı. Ama Stalin Hitler'in Sovyetler Birliği'ni işgal ettiğini öğrenince inşaat aniden kesintiye uğramak zorunda kaldı. Moskova çevresindeki savaş kızışırken ve kaynaklar azalırken temeldeki metaller ve beton çıkarılarak şehri korumak için sığınaklar ve cepheler yapmak üzere kullanıldı. Rus halkının en sevgili katedrali boşu boşuna yıkılmıştı. Sovyetler Sarayı'nın temelleri ise 20 yıl boyunca kaderine terk edildi ve yağmur suları ve molozlarla doldu. Çöplerle doldu ve bataklık gibi bir yere dönüştü. Ne büyük bir trajedi. Burası Rusya'nın en büyük kiliselerinden biriyken yerde duran çirkin bir çukura dönüşmüştü. Evet. Moskovalılar sessizce katedralin yeniden yükseleceği günlerin hayalini kurdu. Ve o günler sonunda 1990'ların başlarında Sovyet rejiminin yıkılışıyla geldi. Rusya'nın her yerinden akan gönüllüler ve bağışlarla yeni katedral için çalışmalar 1994'te başladı. Ve Sovyetler Sarayı için kazılan temelin kalıntılarının üzerine yeni bir temel atıldı. Bu inşaatın büyüklüğünü biraz anlamaya çalışmak için katedralin 14 metre aşağısında bulunan bodrumuna gidiyoruz. Şu alana bakar mısınız? Burası yukarıdaki kilisenin dibi. Bodrumu. Aynı zamanda zemini daha önce olduğu yere yükseltmek için kurmak zorunda kaldıkları yapının içi. Joseph Stalin bir komünizm sarayı inşa etmek için bir kiliseyi yıkıyor. Komünizm yıkılıyor. İnsanlarsa kiliselerini geri almak istiyorlar. Ve bunu yapmak için tepeyi yeniden inşa edip üzerine kilisenin birebir kopyasını kondurmaları gerekiyor. İşte bu muazzam yapı, o tepe.
Şu anda birebir kopyanın altında duruyoruz. Yani 21. yüzyıl teknolojisi bir 19. asır kilisesinin altında gizli. Otuzlu yıllar boyunca Stalin eninde sonunda Hitler'le yüzleşmek zorunda kalacağını biliyordu. Üstün Alman savaş gücüne karşı bu ölümcül savaşa hazırlanmak için Stalin başkentini bir kaleye dönüştürdü. Genel olarak ihtiyacı olan her yerin altına bir sığınak inşa etti. Kremlin, hükümet binaları, askeri karargahlar, hatta Naziler Moskova'ya doğru kaçınılmaz yürüyüşlerine başladığında Stalin'in halkını karşı koyup savaşmak için toplayacağı bir spor stadyumu. Stalin'in Nazi savaş makinesinden korunma çabaları, güç merkezi olan Kremlin'den doğrudan savaşı yönetebileceği çok gizli bir yeraltı sığınağına giden bir bağlantı yapılmasına sebep oldu. Burası başkentin altındaki başka bir başkent. Kesinlikle burası stadyum. Yukarıda stadyum var. Sovyet tarihçisi Gennady Kuznetsov beni İsmailova olarak bilinen derin sığınağın içine götürüyor. Burası potansiyel bir Nazi işgaline karşı yeraltı ateş duvarı olarak inşa edildi. Yani bu alanın tamamı, pazar filan da dahil askeri yapının bir parçasıydı. Kesinlikle. Stalin zaten Kremlin'in altına bir sığınaklar şebekesi inşa ettirmişti. Ama hükümet merkezinin ele geçirilmesi gibi bir durumda şehrin dış kısmında son bir direniş gerçekleştirebileceği tam korumalı bir komuta merkezine ihtiyacı vardı. Bu yüzden mükemmel bir kamuflaj olarak bir spor stadyumunu seçti. Tam bir saray gibi. Evet. Biraz savurganca değil mi? Kesinlikle. Bir yeraltı sarayı gibi görünüyor. Stalin burayı böyle mi inşa ettirmişti? Evet, bu şekilde tasarlanmıştı. 1933'te Stalin bu alanda yeni bir atletizm stadyumunun inşa edileceğini ilan etti. Halkının bilmediği ise hemen altında çok daha büyük ve daha önemli bir şeyin inşa edileceğiydi. İnşaat dediğinde sadece bu sığınaktan söz etmiyorsun. Yukarıdaki stadyumdan da söz ediyorsun, değil mi? Kesinlikle, çünkü aslında ikisi eş zamanlı olarak inşa edildi. Peki bunun sebebi ne? Çünkü stadyum bu sığınağın inşaatına paravan olması için inşa edildi. Tamam. 1939'da İkinci Dünya Savaşı'nın ilk çatışmaları başladığında Sovyetler tüm paralarını ve iş güçlerini savaşa dökmeye başladı. Bu yüzden stadyum projesi tamamlanamadı. Yer altında ne kadar alandan söz ediyoruz? Bu alan tamamlandığında 90 bin metrekare olacaktı. 90 bin? Evet, 90 bin metrekare. Sığınak stadyumun bitişiğindeki tepelik alanın 4 kat altına kazılmıştı. Tanklar, silahlar ve malzemeleri ayrılmış alanlar vardı. Tam ortada bir ana konferans salonu ve Stalin'in kişisel ofisi bulunuyordu. Tüm odalar bomba geçirmezdi. Prefabrike çelik ve betondan yapılmışlardı. Ama İsmailovo, stadyumun altındaki bir sığınaktan çok daha fazlası. Devasa sığınağı Kremlin'e bağlayan karmaşık bir yeraltı metroları ve ana yolları sistemi. Burada depolanan kaynaklar Stalin hükümetini birkaç ay idare edebilecek miktardaydı. Kremlin'den buraya nasıl gelecekti? Bir tünelden. Bu sığınakla Kremlin arasında açılmış özel bir tünelden. O özel tünel Stalin'in çok gizli ulaşım ağı olan Metro 2 sisteminin bir parçası olarak inşa edilmişti. Almanlar Moskova'nın merkezini ele geçirmeyi başarsaydı bile Stalin ve generalleri Metro 2'ye binerek bu sığınağa gelecek ve bir sonraki hamlelerini planlayacaklardı. Yani tüm generaller ve politikacılar bu sandalyeden konuşan Joseph Stalin'e bakıyor olacaktı. Evet, buradan, bu sandalyeden. Ama o oturmayı değil, daha çok dolaşmayı tercih ederdi. Orta kısımda bile. Eğer ortaya bakarsan salonun akustiğini görebilir ve duyabilirsin. Evet. Rus kiliselerinin inşasında yaygın olarak kullanılan bu inanılmaz etkiye tavanın merkezine bir dizi boş çömlek yerleştirilerek erişiliyor. Çömlekler sesi hapsedip devri daim ettirerek aks ettiriyor. Bir mikrofonun aksine elektronik izleme cihazlarıyla saptanması ya da güç kesintisinde kullanılmaz hale gelmesi mümkün değil. Ama Stalin'in bu özellikte ısrar etmesinin kişisel bir sebebi de vardı. Çok yumuşak bir sesi vardı. Ve sesini herkesin duyması için tasarlanmıştı.
Ve tabii onun çok güçlü, etkili ve sağlam bir insan olduğu hissine de katkıda bulunuyor. Yani burada konuştuğumda sesim tanrı gibi çıkıyor. Bu insana kendini iyi hissettirenmiş. Elbette. Stalin üst komuta kademesine stadyumun 6 metre altındaki bu savaş odasında hitap edecekti. Özel görüşmelerse Stalin'in kişisel ofisinde gerçekleştirilecekti. Burası onun masası. 3 telefon görüyoruz. Biri halk komiserliğine ya da KGB'ye bağlı. Hı hı. Gizli polise. Kesinlikle. İkincisi ise ordu ana karargahına bağlanmak için. Üçüncüsü de hükümete bağlanmak için. Oldukça paranoyak olan Stalin, Sovyetlerdeki tüm potansiyel düşmanlarını kökünden kazımayı takıntı yapmıştı. En iyi generallerinin de aralarında bulunduğu 3 milyon kişiyi hapishane kamplarına toplamak için gizli polisi kullandı. Ancak Hitler'in gösterdiği çok daha yakın tehlike karşısında gözleri tamamen kördü. Batı'daki memurlarımızdan gelen ve Almanya'nın 22 Temmuz'da Sovyetler Birliği'ne saldıracağını bildiren bütün bilgileri tamamen görmezden geldi. Her ne kadar Stalin Almanya ile kaçınılmaz bir savaşa hazırlanıyor olsa da bu kadar erken olacağını hiç beklemiyordu. Almanya ve Sovyetler Birliği 1939'da bir saldırmazlık anlaşması imzalamıştı ve Stalin anlaşmaya uyulacağına gerçekten inanıyordu. Bu yüzden Alman saldırısı haberi ona ulaştığında şoka girmekten kendini alamadı. O bir Gürcüydü. Kafkasya gelenekleriyle yetiştirilmişti. Bir adam söz verdiyse yükümlülüklerini yerine getirmek zorundaydı. Ve bu onun için neredeyse bir çöküş oldu. Bunu kabullenmek onun için gerçekten çok zordu. Yıkım oldu. Evet. Alman ordusu Rusya'nın içlerine akın ederek yollarındaki hazırlıksız Sovyet askerlerini ezip geçerken bir milletin tamamı 5 uzun gün boyunca liderlerinin kendini toparlamasını bekledi. Stalin sonunda kendine geldiğinde hemen harekete geçti. Sivil fabrikaları cephane atölyelerine çevirdi ve halkını savaş için topladı. 1941 aralığında Kızıl Ordu'nun görünüşü pek iç açıcı değildi. Alman tank bölükleri Moskova'nın sadece 30 kilometre ötesinde konumlanmıştı. Moskovalılar dürbünlerle onları görebiliyordu. Stalin savaşın geri kalanını stadyumun altındaki gizli sığınakta geçirmek zorunda kalabilir gibi görünüyordu. Ama sıcaklığın düşüşü ve şehrin savunmasının dayanmasıyla birlikte Hitler yaptığı kocaman stratejik hatanın farkına varmaya başladı. 4 ay süren Moskova Savaşı boyunca 200 bine yakın Alman askerinin öldüğüne, Sovyetlerin ise 1 milyona yakın kayıp verdiğine inanılıyor. Almanlar geri çekilmek zorunda bırakıldı. Bu savaşın sonunun başlangıcı oldu. Joseph Stalin de milyonlarca yurttaşı tarihteki en büyük askeri harekatı püskürtmüştü. Bunun insan yaşamı olarak bedeli ise hayal edilemeyecek gibiydi. Ama Sovyetler Birliği'nin en karanlık günlerinin şafağında Stalin dünyanın gördüğü en güçlü milletlerden birinin güçlü lideri olarak ortaya çıkacaktı. 1989'da Sovyetler Birliği ve onunla birlikte Stalin'in ütopik devlet vizyonu çöktü. Ama onun korku hakimiyetinin yaraları hala yer altında gömülü.